iki nötr insan idiler. Avretlerinin farkında bu yasağı çiğnedikten sonra oldular. O yönleri tezahür etti, ortaya çıktı. Ve tafika yahsifani aleyhima min varaqil cennet. Ve o yönleri ortaya çıkınca örtülme gereği duydular. Cennet yapraklarından bir yaprakla tesettüre girmeye, setri avrede çalıştılar. Ayıpları ortaya döküldü. Utandılar. Evet. Ve asa Adem Rabbehu fegava. İşte orada Adem Rabbine asi oldu. Ve azgın, yani sınırı aşan birisi oldu. Asi durumuna düştü. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ Sonra Rabbi onu yine seçti. فَتَابِ عَلَيْهِ Tevbesini kabul etti. وَهَدَى Ona doğru yolu gösterdi. Yani Adem, geçen derslerde anlatmıştık, bu hatayı yaptı ama şeytandan farklı olarak özür diledi, hatasını kabul etti. Tevbe etti, istiğfar diledi ve Rabbi ona o konuda onun bu tevbesini kabul buyurmuştu. Onu belirtiyor ayet-i kerime. Ama tabii şöyle bir durum. İşte bu günahın bazı acıları vardır. Bazı tezahürleri vardır. Dünyada böyledir. Bir günah işlersiniz. Evet, tevbe edersiniz. Fakat bu günah böyle derler ya, içkinin şişede durduğu gibi durmaz. Mutlaka bunun size bir tesiri olur. Bir yönden canınızı yakar. Bunu unutmayın. Dünyada kul bir günah işlediği zaman tevbe edersiniz, istiğfar edersiniz Cenab-ı Hakk'a. Sizi affeder, tevbenizi kabul eder. Fakat bu günahın dünya hayatınıza da bir tesiri olur. Affedilseniz bile, affedilseniz de biraz canınız yanar. Günah huzursuzluğu getirir beraberinde. Günahı işleyip de böyle hiç alnınız terlemeden, bir sıkıntı olmadan şak affolup bir şey yokmuş gibi olmaz. Bir tesir bırakar sizde. Ne demek istediğimi anladınız mı? Affolsan bile dünyada bunun sana bir sonucu olur. Bunun sana dünyada bir faturası çıkar yani. Unutmayın. Tevbe de edersiniz, af da olursunuz ama bir faturayla olur bu genelde. Bir yerden canın yanar. Adem de öyle oldu. Evet, tevbe etti, tevbesi kabul edildi. Fakat bu Adem'e neye mal oldu bu iş? Bir daha altını çiziyorum. Dünyada bir hata yaparsınız. Günah işlersiniz. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sınırı aşarsınız. Bir kulun hakkına girersiniz. Bunun size bir faturası olur. Affedilseniz de bunun dünyada size bir sıkıntısı olur. O sıkıntıdan sonra affolursun. O sıkıntıyla affolursun. Günah beraberinde insana sıkıntı getirir. Bunu unutmayacağız. Adem Aleyhisselam'a da bu günahın karşılığı galeh bida minha cemiyan inin oradan oldu. O bulundu. Rahat yeri kaybetti. Oraya bir daha dönüp dolaşıp girmek epey bir sıkıntıyla olacak. İnin